Merhaba sevgili aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlar. Kasım 2022 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili aslanlar, 2022'nin en önemli dönemindeyiz. Tutulmalar mevsimindeyiz. Ekim sonunda Akrep burcunda bir güneş tutulması meydana geldi ve Kasım'da Boğa burcunda ay tutulmasıyla devam edecek. Güneş 22 Kasım'a kadar Akrep burcunda ilerleyecek. Venüs ve Merkür 16-17 Kasım'a kadar Akrep burcunda olacak sevgili aslanlar. Dördüncü evinizde güçlü etkilerle bu aya başlıyoruz ve ayın ilk yarısı özellikle özel hayatınız, eviniz, yuvanız, ailenizle ilgili konular sizin için çok daha öncelikli hale gelebilir. Ve 8 Kasım'da 16 derece Boğa burcunda tam ay tutulması yaşayacağız. Ay tutulmaları duygusal olarak daha fazla etkilidir hayatımızda. Bir sonlanma, bir farkındalık, bir dönüşüm dönemidir. Ve sizin için de çok etkili, sabit burçlarımız etki aldığı için siz de en fazla etki alan burçlardansınız. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneşiniz, yükselen burcunuz 16 derece ve yakınlarında mı? Bunu 10-20 derece arası alabilirsiniz. Bu tutulma çok daha kadersel bir tutulma sizin adınıza. Yaşamınızın bundan sonraki sürecini belirleyecek, şekillendirecek bir tutulma. Uranüs ile birleştiği için çok da kontrol edemeyeceğimiz, hayatımıza bazı sürprizler, yenilikler getirecek bir tutulma. Özellikle kariyerinizde bir değişim getirebilir. Görev değişimi, iş değişimi, bir işten ayrılma, yeni bir işe girme, çalıştığınız yerde değişimler, taşınmalar getirebilir, çevresel değişimler getirebilir hayatınıza. Tabii kariyer deyince, toplumdaki statünüz deyince sadece bu mesleğinizle ilgili olmak zorunda değil. İlişkilerinizle de ilgili olabilir. Sonuçta Satürn ilişki evinizde hareket etmekte ve bu tutulmada çok önemli bir açıda. Yani bir evlilik kararı alabilirsiniz ya da süre gelen bir evliliği bitirebilirsiniz. Bir işbirliği ya da bir ortaklıkla ilgili yine önemli kararlar alabilirsiniz. Tüm bunlar sizin toplumdaki duruşunuzu, statünüzü ve geleceğinizi, kariyerinizi önemli ölçüde şekillendirecek çok kadersel, çok güçlü etkilerdir sevgili aslanlar. Evet, ayın geneline baktığımızda enerji gezegenimiz Mars ikizler burcunda olacak ama gerileyecek. Mars gerilemesi yine 2022 yılının en önemli gezegen geçişi ve 15 Ocak'a kadar devam edecek. Dolayısıyla sadece bu ayla da sınırlı değil. Ve sizin 11. evinizde olacak. Yani çok sert bir açıda değil. Ama tabii ki bu 11. ev konularında hani üzerinde çalıştığınız bir proje olabilir. Öğrenciyseniz eğitim hayatınızda olabilir. İşte sosyal ilişkilerinizde, arkadaş ilişkilerinizde olabilir. Biraz enerji düşüklüğü, bir motivasyon düşüklüğü, bir karmaşa yaratabilir. Daha önce yaptığınız, yarım kaldığınız ya da yapmak isteyip yapamadığınız bazı işlere yönelebilirsiniz. Çünkü ikizler eğitim, öğretimle de ilgili bir burç, iletişimle ilgili bir burç. Burada hani yarım kalmış bir eğitimi tamamlamak için fırsatlar karşınıza çıkabilir. Öğrenciyseniz eski ders notlarını şöyle bir gözden geçirebilirsiniz, işte yarım bıraktığınız bir tez üzerinde çalışabilirsiniz gibi. Arkadaş ilişkinize biraz dikkat edin. İletişim sorunları yaşayabilirsiniz. İşte fiziksel aktivite olarak sizi etkileyebilir. Her zaman düzenli spor yapıyorsanız mesela bunu yapamayabilirsiniz ya da röterler söz konusu olabilir. Özellikle bazı günlerde daha fazla dikkat edelim çünkü Mars'ın açıları gerçekten zorlayıcı olabilir bu bahsedeceğim günlerde. Bunlar hangisi? Sizi uyarmak istiyorum. 18, 19, 20 Kasım. Mars Neptün'e kare açıda olacak. Hani böyle stresli, gergin, agresif bir açıdır. Hani dürtüsel davranabiliriz ama işte istediğimiz gibi sonuçlar vermeyebilir. İletişim sorunları yaratabilir. Maddi manevi her konularda böyle bir aldanma, bir yanılgı, bir karışık enerji verebilir. Buna dikkat edelim. 28, 29, 30 Kasım gibi Mars Merkür'le karşıt açı yapacak. Hani bu da gerçekten sosyal ilişkilerimize sıkıntı yaratabilir. İşte eşimizle, partnerimizle böyle bir anlaşmazlık yaşayabiliriz. Hatta çocuklarla ilgili konularda bile dikkat etmekte fayda var. İletişim sorunları olabilir. Eğitim hayatımızda bazı sıkıntılar olabilir. İşte alışverişlerde dikkat edelim. Gereksiz harcamalar olabilir. Yanlışlıklar olabilir. Bu konular ayın genelinde bizim için riskler oluşturabilir. Ve ayın 16'sı 17'si Merkür ve Venüs Akrep'ten ayrılıp Yay burcuna geçecek. 22 Kasım itibariyle ise Güneş Yay burcuna geçecek. Ay ortasından itibaren yavaş yavaş enerjimiz biraz daha dışa dönmeye başlayacak. Çünkü Yay sizin gibi ateş elementi
ve gezegenler yay burcuna geçince sizde de biraz böyle heyecan, bir heves, bir coşku olabilir. 24 Kasım'da yay burcunda yeni ay doğacak sevgili aslanlar. Bu 5. ev yeni ayı olduğu için eğlenceli bir yeni ay sizin adınıza. Bazı böyle yeni deneyimlere de daha hevesle yaklaşmanızı sağlayabilir. Yeni bir aşk olabilir, yeni bir tanışma örneğin. Çocuklarla ilgili konuları da etkiliyor. Aile olma, çocuk sahibi olma, bebek, hamilelik, doğum gibi bir konu ya da çocuklarınız var. İşte onların bir kursa başlaması, onlarla ilgili bir konu ya da eğitimle ilgili bir konu. Buralarda bir enerji, yenilik enerjisi söz konusu. Ama tabii herkes aynı şekilde etkilenmiyor. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneş burcunuzda yükselen burcunuz 1 derece ve yakınlarında mı? Bunu 0-5 derece arası alabilirsiniz. Daha güçlü etkiler verecektir size. Daha sizin için hissedilir bir yeni ay olacaktır. Ve ayın son günlerinde de bu yeni ay etkileri zaten kendini hissettirmeye başlayacak. Jüpiter yeni ayın yöneticisi ve balık burcunda olacak. Balık burcu da sevgili aslanlar sizin 8. evinizde. Ve bu ay itibariyle artık retrosu da tamamlanıyor. İleri harekete dönecek. Ve balık burcundaki son geçişi Aralık ayı itibariyle tekrar Koç burcuna geçecek ve artık hızlı bir şekilde Koç burcunda ilerleyecek. Bu ay Jüpiter'in güzel de açıları var. Ayın 15'i, 16'sı Venüs'ün, Merkür'ün Jüpiter'le güzel bir üçgeni var. Su elementinde olduğu için biraz da böyle manevi yanımızın güçlenmesi, sezgilerimizin artması mümkün. 8. evinizdeki Jüpiter bu ay eşinizin kaynaklarında, parasal kazançlarında bir iyileşme, bir yardım getirebilir. İşte 21'inde Güneş Jüpiter üçgeni var. Bir borcu ödeme mesela konusunda destekler alabilirsiniz. 28'inden itibaren de artık ileri harekete dönecek Balık burcunda. Geçtiğimiz Nisan'ın son haftası, işte Mayıs'ın ilk 10 günlük döneminde o dönemi bir gözden geçirin. Jüpiter aynı derecelerde ileri hareketli olacak. O süreçte uğraştığınız işlerin ya da yaptığınız eylemlerin geri dönüşlerini alabilirsiniz. Bazı hak edişler de olabilir bunlar. Maddi manevi konularda işte yardımlar olabilir. Daha yani sizi mesela aileden destek alabilirsiniz. İşte bir emlakınız var, emlak işiniz. Hani onun satılmasını bekliyorsunuz, kiralanmasını bekliyorsunuz veya kiracınız borcunu ödemedi, bir beklentiniz var oradan. Yani bunlarla ilgili de çözülmeler, hak edişler gelmeye başlayabilir sevgili aslanlar. Hepinize sağlıklı ve mutlu bir ay diliyorum. Hoşça kalın.